Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu ve kripto paralar yorumuma hoş geldiniz. Fed öncesinde kripto para yorumumu yapıyorum. Bugün dolar, TL, altın, gümüş, borsa vesaire gibi her zaman yapmış olduğum yorum olmayacak. Çünkü Fed öncesi beklentilerimi, bunların bu beklentiler doğrultusunda önümüzdeki süreçte nasıl etkileneceğini hepsini dün videomda anlatmıştım. Bugün tekrar olmasın diye onu anlatmayacağım. Merak eden arkadaşlar izleyebilir zaten. Şimdi bugün Fed var. Öyle veya böyle Fed faiz arttıracak. Bugün arttıracak. Bugün arttırmasını beklemiyoruz ama bugün arttırmayı başlatacaklarını ilan etmelerini bekliyoruz. Yani bir grup insan da bugün de arttırabilir diyor. Ben o şekilde düşünmüyorum. Biz bunu arttırmaya başlayacağız Mart ayında ama bugün arttırmıyoruz demelerini bekliyorum. Ve önümüzde de bir artık bol paranın giderek azaldığı, henüz sıkı para politikasına geçmese bile Fed'in bol para politikasından vazgeçtiğini bir sürece giriyoruz. Öyle görünüyor. Ve bu süreç mesela değerli metaller için o kadar kötü bir süreç değil. Çünkü zaten bekleniyor böyle bir şey olması ve de uzun bir sürede her ne kadar faiz arttırsalar da negatif reel faiz olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu da zaten değerli metaller için olumlu bir şeydir. Çünkü işte enflasyonist ortam vesaire. Ama kripto paralar için öyle değil. Bol para olmadığı zaman kripto paralarda da yukarı yönde hareketler daha zor olur. Bu durumda Fed'in faiz artırmaya başlamasıyla birlikte kripto paralarda düşüş mü beklemeliyiz? Hayır. Çünkü zaten bunların artık şu anda fazlasıyla fiyatlandığını düşünüyorum ben. Yani fazlasıyla satışlar oldu. Artık buraların yani dip olduğunu, buralardan yükselişlerin gelmesinin gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu şekilde de yorumum vardı. Hatırlayacak olursanız şu total haftalıkta içimi oku bulutuna kadar geldi. Buralardan artık destek bulur diye bekliyorduk. İşte nitekim bu hafta tekrar içimi oku bulutunun içinden şöyle yukarı doğru bir dönüş yapmış gibi görünüyor. Ve de bugün itibariyle de şöyle bir sarı mumumuz var. Wavetrend with crosses göstergemizde. Yani bugün henüz bitmiş değil ama artık bundan sonra yükselişin kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz. Peki kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz. Altcoin'ler için iyi mi olacak yoksa altcoin'ler daha geriden mi gelecek dersek şöyle. Bitcoin dominance ciddi bir şekilde yükseldi ve Ichimoku bulutunun da üzerine attı ama bugün içerisine geliyor tekrardan. Yani bugün tekrardan bu yukarı çıkmayacak olursa Ichimoku bulutundan çıkamayacak. Yani altcoin'ler Bitcoin'e göre daha iyi bir performans gösterecektir bundan sonra. Fakat bundan emin olmak için daha bir 2 gün geçmesi gerekiyor. Olmadı bu tekrar %42'nin 3'ün üzerine geçecek olursa Bitcoin daha iyi performans gösterirken altcoin'ler geride kalacaktır demektir. Bu şekilde takip ediyoruz. Peki geride kalacak da nereye kadar kalacak? Eğer bu senaryo gerçekleşecek olursa şu 45 43,6'ya kadar yükselmesini bekleriz o saatten sonra. Yani böyle bir şey olabilir. Şu anda henüz orada değiliz. O zaman buradan Bitcoin'in kendisine geçelim. Direkt Bitcoin analizi yapalım. Şimdi Bitcoin'de haftalıkta gördüğünüz gibi şu Ichimoku'nun sınırı olan 37.420'ye kadar düşüşlerin normal olduğunu söyledim. Hatta belki bir ihtimal şöyle bir aşağı doğru gelip tekrar yukarıda çıkabilir dedim. İşte an itibariyle de zaten 37.959 yani aşağı doğru inip yukarı çıkmıştır. Yani öyle veya böyle buralardan yukarı döner artık dediğimiz yerlerden döndüğünü de görüyoruz. Günlükten baktığımızda dün evet A sinyali verdi. Evet 37 bin bu benim daha önceden bahsettiğim 419'un da üzerinde. Eğer bu şekilde kapatacak olursa yani 37.900 falan ve üzerinde kapatacak olursa bu benim için ala dönmüş demektir. 39.850 de geçildikten sonra zaten Kaufman'ın da üstüne artmış olacaktır. O zaman yükselişlerin sürmesini bekleriz. Bugün de zaten Fed'den olumsuz bir şey beklemiyoruz. Ethereum da benzer şekilde 2392'den yukarı döndü. İşte gördüğünüz gibi sarı mum yani Wavetrend with Crosses göstergesi sarı. Ancak 2735 de var. Bunun daha evvelden şöyle destek olarak çalıştığını görmüştük. Şuralarda da direnç olarak çalıştığını görmüştük.
Şimdi gene direnç olarak çalışacaktır ama yani iyi bir yükseliş olursa kripto paralarda Ethereum'da buraya geçmesini, en azından şu 2920'ye kadar gitmesini bekleriz. Ve gelelim buradan Ripple'a. Ripple benim sevdiğim kripto para. Çünkü daha yüksek bir potansiyel öngörüyorum. Yani önümüzdeki süreçte gene o Bitcoin'de 76.500 seviyesine gitmesini bekliyorum. Ancak o belki de görebileceği maksimum seviye olabilir bu sene içerisinde. Dolayısıyla Ripple belki biraz daha yüksek bir potansiyel taşıyor diyebiliriz bu durumda. Diğer yani Bitcoin'e göre. Ve ben o yüzden Ripple'ı beğeniyorum. Davasının da olumsuz sonuçlanmayacağını düşünüyorum. Zaten davayla ilgili de takip ediyorsanız işte Mart ayında falan bu işlerin olumlu bir şekilde bitmesi bekleniyor. Tabii Amerika'dır. Yani Amerika'dır derken şöyle, Amerika'da hiçbir davanın nasıl biteceği önceden belli olmaz. Birçok dava anlaşmayla sonuçlanır. Böyle bir yer Amerika. Yani daha çünkü kıta Avrupası Roma hukuku değil, Anglo-Sakson hukuku. O yüzden orası daha farklı işliyor. Şimdi şöyle, işte burada da sarıya döndüm. Gün henüz bitmiş değil. Şöyle 8 saatlikten baktığımda işte yukarıya doğru hareket başlamak üzere diyebilirim. Yani Powell'la beraber başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve ilk hedefi de 0.6959 şurası, yani 0.70 falan olacaktır diye düşünüyorum ben Ripple'ın. Ve de bu 3 kripto para haricinde de başka kripto para analizi yapmayı düşünmüyorum. Her defasında benden daha fazla kripto para analizi isteniyor. Ama ben uğraşmak istemiyorum. Çünkü benim takipçilerimin büyük kısmı zaten bu işleri yapmamı da istemiyorlar. Hatta bugün bir gram altın anlatsaydınız iyi olurdu hocam diyecek bir sürü adam vardır bende yorumlarda. O yüzden bu 3 kripto parayla devam edeceğiz. Her defasında işte Avalanche da olsa bilmem ne de olsa deniyor. Vazgeçin. Yani buradan, çünkü yapmayacağız. İşte bugünlük de bu kadar.